Sayın Bakan Yardımcım, Sayın Belediye Başkanım, Sayın İl Kültür Müdürümüz, İlçe Başkanımız, Kadın Kolları Başkanımız, çok değerli genç arkadaşlarım, bir kısmınızla program başlamadan evvel sohbet etme imkanımız oldu. Hakikaten bugün yine çubuğumuz için çok güzel günlerden, anlamlı günlerden birine şahitlik ediyoruz. Hakikaten Kültür ve Turizm Bakanlığımız Ankara'nın bütün ilçelerinde çok önemli dokunuşlara imza attı ve atmaya devam ediyor. Çubuğumuz için çok önemli adımlardan bir tanesini de bugün sizlerin huzurunda inşallah atmış olacağız. Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdürlüğü gerçekten Ankara'nın dört bir yanında kütüphaneleri yaygınlaştırdı. Hatta Sayın Bakan Yardımcımızla yine Akyurt'ta bir çocuk kütüphanesinin açılışına katılmıştık. Ve o zaman Sayın Bakan Yardımcımız da demişti, çocuk arkadaşlarımız için güzel bir adım. Bugün de hem çocuk arkadaşlarımız için, hem gençlerimiz için, hem kadınlar, hanımefendiler, beyefendiler için, herkes için, çubuğumuz için çok değerli adımlardan birini atıyoruz. Bunu neye istinaden söylüyoruz? 7250 üyeye şimdiden resmi açılışı yapılmadan 7250 üyeye ulaşmış bir kütüphaneden bahsediyoruz. 18.000'in üzerinde esere ev sahipliği yapan bir kütüphaneden bahsediyoruz. Dolayısıyla aslında bu birilerinin bize dayattığı ve söylediğinin aksine aslında çok okumaya mütemayil bir millet olduğumuzu, yani o kitap fuarları doluyor taşıyor. Adım adım her yerde kütüphaneler doluyor taşıyor. Dolayısıyla bu milletimizin okumaya ve kitaplara yönelik teveccühünü bence çok somut bir şekilde ortaya koyuyor. İnşallah çubuklu gençler de, çubuklu hanımefendiler de, beyefendiler de bu kütüphanede inşallah çubuğumuza daha güzel üretim sunabilecekleri, kendi kültürel gelişimlerini çok daha yoğun bir şekilde tamamlayacaklar. Ben Kültür ve Turizm Bakanlığı'na, Sayın Bakan Yardımcımızın şahsına çok teşekkür ediyorum. Biz deprem bölgelerinde, çadır kentlerin her birinde gezici kütüphaneleri gördük. En küçük çadır kentte bile gördüm. Bu gerçekten çok önemli bir adımdı. Sosyal donatıların her noktada korunuyor olması, sadece bizim burada ilçelerimizde değil, deprem bölgesinde, çadır kentlerde, konteyner kentlerde de bunun devam ediyor olması hakikaten çok önemliydi. Zaten Sayın Bakan Yardımcımız bir Ankaralı ve Ankara'ya da her zaman çok önemli katkılar sundu, sunmaya da devam edecek. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde inşallah biz ülkemizin kültürel gelişimine hep birlikte katkı sunmaya, taş üstüne taş koymaya, ülkemiz için, Türkiye'miz için, Ankara'mız için, çubuğumuz için üretmeye ve bir değer ortaya koymaya inşallah devam edeceğiz. Ben bu vesileyle bu kütüphanede emeği geçen Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, Çubuk Belediye'mize tekrar şükranlarımı sunuyorum. İnşallah burada Milli Eğitim Bakanlığı'yla da dirsek temasında kalarak, çünkü öğrenci arkadaşlarımı da gördüm. İnşallah burası öğrencilerle, gençlerle, hanımefendilerle ve beyefendilerle dolup taşacak. Ve inşallah seçim sonrasında ben de gelip burada genç arkadaşlarımla birlikte birkaç faaliyette bulunmak isterim. Ben bu duygu ve düşüncelerle tekrar hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Geçmiş bayramınızı tebrik ediyorum. Allah'a emanet olun diyorum.